Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Fenerbahçe dışındaki bazı gelişmelerden bahsedelim arkadaşlar. Galatasaray Ali Akman'ı kiralamak için Frankfurt'a resmi teklifini yapmış. Yani Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efeden sonra yeğeni Ali Akman da Galatasaray forması giyerse tam aile şirketine dönüşecektir Galatasaray. Biliyorsunuz Ayhan Akman televizyonlarda Fenerbahçe haberi çıktığı zaman neredeyse kalp krizi geçirecek kadar Fenerbahçe'yi çok seven bir isim. Ee, bunu yani yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'da bir hacı geldi gitti. Hacinin etkisi çok fazla sürüyor. Galatasaray'ı mahvediyor. İşte çıkıl daha alın şunu alın bunu alın. Ben kefilim şöyle böyle dedi mahvettim. Fatih Terim etkisi mahvetti. Şimdi Dayan Akman etkisi. Ha yetenekli çocuklar şimdi Allah var. O çocuklarını gördüm ama bu nereye kadar gelecek? Mesela bizde de Erdican şehit vardı. Ee, babasının izinde giden. Neyse. Bize düşmez. Kim ne yapıyorsa yapsın. Burnley geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Arjan Arjanat Muric ile 4 yıllık sözleşme imzalamış. Bakın geçen sezon benim Süper Lig'de 2 tane favori kalecim vardı. Bir tanesi Altay'ın kalecisiydi. Adı aklıma gelmedi. Bir tanesi de Muriç'ti hatırlarsanız. ikisi de Premier Lig yaptı. Yani biz öyle haybeden, kaleciden anlıyoruz ya da futbolcudan anlıyoruz demiyorum arkadaşlar. Burada takip edenler bilir. Ha Manchester City 2.9 milyon euro bonus servis ödemiş. Hocam zaten Manchester City'nin kalecisi ya sen ne diyorsun falan. İnanın Adana Demir'de oynarken bir birçoğunuzun haberi yoktur. Öyle bir şey. Şimdi bakalım yeni yetenekli kaleciler olacak mı yetenekli futbolcular. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Lazio Vedat Murici'nin bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya transfer olduğunu resmen açıklamış. Ben çok sevindim. Çünkü dakika başı Vedat Fener'e mi? Vedat Galatasaray'a mı? Vedat Trabzonspor'a mı? Vedat Beşiktaş'a mı? Sonra tekrardan Vedat Fener'e mi? Vedat Galatasaray'a mı? Vedat Beşiktaş'a Sonra tekrardan Vedat Fener'e mi? Ya bıkmıştım artık ya. Bir taraftan seviniyorum. Galatasaray'a falan gitmediğini zaten gitmezdi de. Bir taraftan da yani iyi oldu artık e, gündemimizi meşgul etmez diye düşünüyorum. Şimdi 7.7 milyon euro bon servis bedeli ve sonraki yok başarı bonusları karşında anlaşmaya var diye. Başarı bonuslarından birlikte 9.5'a mı ne çıkıyormuş fiyatı? İyi satmışlar. Sonraki satışta acaba Fenerbahçe'ye pay var mıydı? E, bilmiyorum. Eğer sonraki satıştan Fenerbahçe'ye pay varsa yine birileri elinde kalem kağıt muhasebe yapacaklardır. Yani kalem kağıt uçan uçak demişken Joao Pedro geldi aklıma. Fenerbahçemize Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı arkadaşlar ve e, takım arkadaşlarla kaynaştım. Şimdi i̇lginç bir adam, ilginç bir tipi var. Şimdi beni topa tutmayın ama bir taraftan kuyrercmeye benziyor. Ulan bir taraftan bu bana da benziyor ya. Yani insan kendine benzeyip benzemeyeni bilmez sanırım ama Bilmiyorum ya ben kendime benzettim biraz sanki. Yok hocam ikinizi yan yana koysak sen daha karizmatiksin. Ya yani, yani. Vücuttan bahsetmiyorum. Ya yani benim vücut daha kaslı. Onu şey şey yapmıyorum da. La kafa yapısı biraz bana benziyor sanki. Ondan sonra biraz Courage'ı yandırıyor. Başka İngiltere Başkanı rahmetli Kennedy'yi dandırıyor. Sanki Beckenbauer ve Nadio Comaneci'yi andırıyor gibi ama ilginç bir futbolcu. Bir demeci olmuş. Yoksullukla ilgili falan geldiği yeri unutmadığını belirten bir demeci onu Çok hoşuma gitti. İnsan geldiği yeri unutmuyorsa insan evlattır arkadaşlar. Bir insan geldiği yeri unutmuyorsa o insana yani emin olun. Mesela Cuma hutbesinde ne diyor? Muhtemelen sizde de aynı hutbe okunmuştur. Müslüman dediğin komşusunun elinden, dilinden emin olduğu kişidir. Mümin dediğin hani inanmış ve ona göre hayatını yaşayan kişi diğer müminlerin kendisinden emin olduğu kişidir diyor. Kaçımızın elinden eline kefiliz, hırsızlık yapmaz diye. Kaçınıza komşunuz direkt anahtarı verebiliyor. Kaçınızın diline kefil. İyi ölçüp biçmek lazım arkadaşlar. Şimdi Mert Hakan Yandaş da özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmüş. Sosyal medyada bir kardeş diyor ki Mert Hakan Yandaş diyor baktı ki diyor Jesus zorluyor idmanlarda diyor. Sakat numarası yapıyor bence diyor. Yok arkadaşlar. Mert Hakan'ınki de normal. Gustavo'nunki normal. Serdar Aziz'inki normal. Ben size daha de ne dedim? Sezon başı kamplarında sakatlıklar iyi olur. Yoğun olur. Çünkü çok ağır yüklemeler yapılır. Her bünye kaldırmaz. Ha, bazı makin bizim makineler diyor ki işte mesela sıkıntı var. işte yaptırma. Sakatlık olabilir diyor ama mecbur yaptırmak zorundasın bazen de. Böyle de bir tuhaflı var. Şimdi Lamine Diak. Süper bir isim arkadaşlar. Lamine Diak ismi. Bu ismi konuşacağız. Fakat öncelikle şunu belirteyim. Biz bu kanalda birçok şeyi transfer dönemi daha başlamadan konuşuyoruz. Yani biz transfer dönemi başlamadan konuşuyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. 3 ay önce 3 ay önce benim bir video var. Orada Lamine Diak'ı konuşmuşuz. Daha öncesinde yani e, yine konuşmuşuz. Ne zaman konuşmuşuz? Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı falan filan olayında. E, Yine 3 ay önce duyumunu vermişiz. Lamine Diak'la ilgili. Ve videoda değilmişim. Videoda diyorum ki arkadaşlar 2 tane futbolcu getirdik. Yani 2 tane futbolcu getirdik. Diak'tan hariç bir, kişi daha var. Onu da siz bulun. Biz bu arkadaşları bakın şu an hani 6 artı şey 8 artı 6 artı 3 olayı var ya o yoktu. Biz ne yaptık? Getirdik alt dik takımına verdik. Al futbolcu sende. Oynatma hakkı senin. Alma önceliği benim. Satılırsa sana da pay veriyorum. %65'i bizim %35'i o takımın diye biliyorum arkadaşlar. Lamine Diak ya da diğer arkadaşlar ilgili bilginiz olsun. O da yetenekli bir futbolcu. Buraya kadar her şey okey. Tuzla Spor'a verdik. Ve lamine diyakı artık süresi bittiği için, daha doğrusu süresi bittiği için değil. Futbolcuyu bizim, yani bizden itibaren gidip yetiştirme bedelini bizim almamız için bilginiz olsun. Yani bu işlerde çok çetrefil var, çok ayrıntı var. Lisansını çıkarttık ve lisansını çıkartıp Ankara gücüne verdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam bu hülle mi? Hocam bu şike mi? Hoca bu şike... Ya arkadaşlar Süper Lig'de kimse kimseden futbolcu almıyor mu? Alacak normal. Ankara gücü zaten bu futbolcu geçen sezondan biliyor. O oynadıkları ligden bildikleri için. Şimdi Diyak için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. Hepsi Fenerbahçe'ye gitmedi. %65'i bizim %35'i yani yaklaşık 175 bin eurosu falan. An şeye gitti. Tuzda spora gitti. Geri kalan bize geldi. Tuzda spor ne kazandı? Futbolcuyu aldı, oynattı, 175 bin euro kazandı. Arkadaşlar 175 bin euro dediğimiz para da az bir para değil ha yanlış anlamayın beni. Yani etmeyin eylemeyin. 175 bin çarp şu an 18,1 3 milyon 167 bin 500 lira. Anlatabiliyor muyum? E, alt dik takımları için bu para deli bir para. Belki de DİA'nın yıllık ücretini de biz verdik. O yüzden kasalarından bir şey çıkmadan sadece futbolcu oynatarak bunu yaptılar. Diyorsunuz ya hocam sponsor işte şey yok. Pivot takım olsaydı daha iyi diye. Pivot takım değil. Partner takım. Tuzla Spor bunlardan bir tanesi. Tuzla Spor gibi 6-7 tane kulüp daha var arkadaşlar. İstanbul ve İstanbul'a yakın illerden. Haberiniz olsun. Daha 6-7 tane daha kulübümüz var. Hocam kimler onlar? Bilmenizde bir şey yok ki. Önem yok ki benim için. Gerek yok. Ha şöyle bir olay var. Madde. Ankara gücü diyağı satarsa bon servisinin %35'ini Fenerbahçe alacak. Yine aynı madde. Fakat bu sefer tersten. Niye? Çünkü yıllık ücretini Ankara gücü veriyor. Bon servisini Ankara gücü veriyor. Şu anda %35 konumda biziz. Misal veriyorum. Misal veriyorum. Futbolcu kaça satıldı? 10 milyon euroya. 3,5 milyon eurosu bizim. Arkadaşlar öncelikli satın alma hakkımız var mı? Var. Fakat oyuncunun tamamını değil. Böyle bir olay var. Ee, bu olay karışık. Siz öncelikli satın alma hakkını boş verin. %35 hakkı bizim. Kaça satılırsa satılsın %35'i bizim arkadaşlar. Ve e, bu anlaşma zaten sosyal medyadaki bir kardeş de belirtmiş. Ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Bakın hiç hani taş atıp da kolu yorulmadan. Arkadaşlar bakın. 500 bin euro. Böl bunu 100'e. Çarp bunu 65'te. 325 bin euro. Çarp bunu 18.1 ile. 5 milyon 882 bin 500 lira. Yani 6 milyon sayın arkadaşlar. Ya da 5 milyon 882 bin 500. Böl bunu 629'a. Yani forma adedine böl. Ya 9400 9500 forma. Sizin için hiçbir önem arz etmiyor hocam. 9400 forma hemen bugün de satarız diyebilirsiniz ama böyle kolay olmuyor. Taş atmadan, kolu yorulmadan, bedavadan bu servis. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Ben Fenerbahçe'nin şu yaptığı zekice hareketi kutluyorum ya. O arada forma demişken unutmayın arkadaşlar. ikinci günden sonraki hasılatla birlikte 40.342 forma satılmış. Yani ikinci gün satılan forma sayısı çok fazla ya girilmedi bir hata var sistemde. Ya da bin tane bile satılmamış ikinci gün forma. Şu an 40.000 forma satılmış durumda. Diyeceksiniz ki hocam forma fiyatı pahalı. Herkesin alım gücü şöyle böyle ya keklemeyin beni. Geçen sene asgari ücret kaç liraydı? Forma kaç liraydı? Şimdi asgari ücret kaç lira? Forma kaç lira? Ben de isterim daha ucuz olsun diye ama maalesef e, durum bu. Dediğim gibi kulüp taş atmadan bir kar elde etmiş durumda. Abi, 10 milyon euroya satıldı. 3,5 de oradan gelecek. Deli para. Hiçbir şey yapmadan. İnşallah bunu sık sık göreceğiz. Şimdi dün sabah Jesus'un Kiev maçı sonrasında ofansta kalite eksikliği sözlerinin ardından Fenerbahçe yönetimi Forvet çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe Plea ile el sıkıştı. Bakın Plea ile el sıkıştı. Plea ile el sıkıştı. Haber bu şekilde ha. El sıkışmak ne demek? Her konuda anlaşıldı demek. Glambach aradaki fark 1 milyon euro. Şimdi 1 milyon euro da köpeğin olsun hemen kapanır bir fark. Öğleye doğru Alessane Plea ile Fransa Ligi'nden Marsilya ve nice kulüpleri ilgileniyor. Borussia Mönchengladbach Plea için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor demişti. Lekip. Bundan bir müddet sonra Marsilya Nice'den sonra Nottingham Forest ve bir başka İngiliz kulübünün de Plea ile ilgili Mönchengladbach'la görüştüğü haberleri sosyal medyaya yayıldı. Hani ben bazen diyorum ya bazı isimler duyulmasın diye. Şimdi üyeler beni daha iyi anlıyorlar. Bakın dünyanın haberi oluyor. Sizin önemsemediğiniz o duyumlardan dünyanın haberi oluyor. Ve araya bazı takımlar giriyor. Ha, Hocam o zaman sızmasın. Bence de. Varsın bende dahil hiçbir Allah'ın kulu bir tane duyum bilemeyelim. Ama Fenerbahçe kimi istiyorsa gitsin onu alsın. Şimdi Pleya'nın bitmiş olduğu Fenerbahçe'ye gelmiş olduğu bir senaryoda bir tane de skorer kanat al. İş tamam diyordun. Şimdi sakatlıklar vesaire var. Stoper transferleri var. Bir tane de baba stoper almak zorundasın. Bir tane baba stoper 1. Bir, bir tane yedek stoper 2. Playa'nın alınmış olduğunu düşünüyorum. Kanadı belki almasan da hadi insanlar bir nebze anlar. Ama bir tane de ölümcül bir kanat alsan. Mesela Bertrand Traore gibi. Değil mi? Bert, Bert Rand Traore. Bu arkadaşla ilgili daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Biz bu arkadaşlarla ilgili, Traore ile ilgili teklifimizi sunduk. Arkamıza yaslandık. Siz düşünün. Kabul ederseniz biz buradayız dedik. Bekliyoruz. Ve kabul etmeye yakınlar arkadaşlar. Bertrand Traore ile ilgili bizim teklifi kabul etmeye yakınlar. Hocam sen playa'ya geç. Boş ver. Şimdi Birçok arkadaş da şunu yazmış. Hocam Playa'yı niye yalanlıyorlarmış? Şimdi anlaşıldı. Çünkü alamamışız diyor. Alamayınca hemen yalanla diyor. O Galatasaray'ın taktiği. Hani duruş sergiledik diyorlar. Alamadıkları zaman duruş sergilemiş oluyorlar. Yani Olimpik Lyon'dan takımlarına 3. sağ beki alırken duruşsuz, omurgasız bir transfer yapıyorlar herhalde. Omurgaları bozuluyor ama yapamadıkları her transferde duruş sergilemiş oluyorlar. Artık nereye kadar inanacaksa insanlar Spor yazaları sayesinde. Antrenmandaki kavgayı paylaşma. Dövüşü paylaşma. Şunu paylaşma. Kulüp içindeki huzursuzluğu paylaşma. Sonra hop şampiyonla, şampiyonluk yolunda saçma sapan e, mağlubiyetlerle hedeften uzaklaş. Sonra suçlu ara dur. Tabii öyle olur. Ya bizim ülkede kulüpler bir oyuncuyu alamayınca hiç ilgilenmedik. Pahalıydı. Rakip gitti. Biz istemedik. Kaynımız istedi falan filan diyorlar. Alessane Plea. Topa tutulmak pahasına diyorum ki Play'a ile ilgili bizim biz en ciddi adayız. Oyuncunun bize gelmeye niyeti çok çok sıcak. Kanatlarda da oynayabiliyor. Zamanda 38 milyon euroyu görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. O da yani e, hem 2018'de görüyor 38 milyon euroyu hem de 26 Kasım 2020'de 35 milyon euroyu görmüş piyasa değeri olarak. Zaten 23 e almışlar. Glambach'ta ciddi sıkıntılar var. Oyuncunun son senesi oynamayı da çok istemiyor. Zaten huzursuzluğu var. Biz 4 milyon euroya bu oyuncuyu alabiliriz. Plea'yı. Traore'yi de hepinize komik gelecek ama ücretsiz kiralama 8 milyon euro opsiyonunu alabiliriz. Bakın 8 artı 4'e yani 12 milyon euro toplam bedelle Traore, bak Bernard, Traore ve Alessane, Fenerbahçe'ye. Bakın başla ben bunu atıyorum. Son dakika. Hocam bak böyle olmaz. Gelmezler, etmezler. Siz karışmayın arkadaşlar. Ben duyumlar aktarıyorum. Bu şekilde son olaylar bu şekilde. Yani şu anki süreçte son durum bu arkadaşlar. Son durum bu. Hocam gelmez derse. Ya niye gelmesinler? Hocam çok kanat oyuncumuz var. Kimin yerini alacağız? Çok kanat oyuncumuzun olduğuna emin misiniz? Kaç tane kanat oyuncumuz var mesela? Rossi var hocam. Biroma var. İrfancan Kavici var. Emre Mor var. İrfancan Kavici kanat değil ki. Sekizden kırdık biz onu. İrfancan'ı sayma. Hocam illa İrfancan'ı sayacağım. Biroma'nın olduğuna emin misiniz? Rossi'nin olduğuna emin misiniz? Adem Emre Mor'u yeni aldın. Onu saymıyorum. Yani Muhammed Gümüşkaya'yı da sayabilirsin. O da kanat. En azından 3. Yani kul var şey. 3 ee, tane kul var olduğu için. Yani bilmiyorum. Ama ben bu lafımın arkasındayım. Bu iki futbolcu 12 milyon euroya alabiliriz. Fenerbahçe Beko Barcelona'dan Nigel Hayes Davis'i kadrosuna kattın açıklamış. İyi 3 transfer birden yapmışız mı diyeceksiniz. <laughs> i̇yi hocam üçü de iyi basketçidir falan. <laughs> yani hocam Nigel iyidir bak. Nigel'in şutör özelliği var. Hayes'in savunması iyi falan. Davis Davis orta alanda <laughs> Sabri ile birlikte <laughs> ya bunu konuşmuştuk da o yüzden şey yaptım. Şimdi ya sabuncu oldu. İkide bir de Fenerbahçe Rize Spor'la Gökhan Akkan için görüşme yaparken stoper oyuncusu Emirhan Topçu'nun da durumunu sordu diye. Emirhan Topçu bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a gitmek üzereyken transferi olmayan bir isim. Yani transfer olmayan derken transferi iptal olan bir isim. Şimdi arkadaşlar yetenekli bir topçu. 21 yaşında 1.88 boyunda sol ayaklı sol stoper. Sol ayaklı sol stoper. Fenerbahçe'nin alma ihtimali var mı? Var. Fenerbahçe alabilir mi? Alabilir. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği birçok oyuncu var. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın transferlerine baktığınız zaman bu sene şeyi aldılar. Ee, Can Uzun Uzunhan'ı aldılar mesela İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya. Hem de sonraki satışın %50'si İstanbulspor'a gidecek şekilde. İyi kazıklamışlar İstanbulspor'u. Vardık Altısaray Halk Yapısı'nın İstanbul Spor yapısına geçmiş. Yetiştirme bedelini İstanbul Spor'un alacağı şekilde. Yani e, Emre Can'ı onlar almışken Fenerbahçe'de bir zahmet Emirhan Topçu'yu alsın. Yakışır Fenerbahçe'ye. Ama Salahin'in yedeği olarak alınacağı için o zaman sağ stopere sadece bir isim alma hakkımız var. Almışken de bence arayı basıp iyi bir şey almak zorundayız. Gökhan Akkan konusunda da şöyle değineyim arkadaşlar. Kaynaklarıma soruyorum. Diyorum ki ya arkadaş hani Ertuğrul Taşkıran bizdeydi. Ben millete böyle söyledim. Değil mi arkadaşlar? Öyle ben e, verdiği duyumu inkar eden bir adam değilim. Joao Pe Pedro mesela. Ben dedim bana gelen bilgilere göre yok. Ama oldu. Tam tersi oldu. Ha hayırlısıysan inşallah oldu dedik. Oldu. Ama çıkıp da kimseye Pedro gelirse mesleği bırakırım. Şöyle böyle demedim. Ya da kimseyi kötülemedim. Olur böyle şeyler ama e, ısrarlı bir şekilde şunu söylüyorum. Fenerbahçe yedek kaleci işini çok safsaklıyor. Allah muhafaza altıya bir şey olsa çok büyük sıkıntı yaşarız. Bilmiyorum. Bir tek ben mi öyle görüyorum ama burada da sıkıntın. Son olarak yok son olarak değil. Felipe Canat'ın Santos Teknik Direktörü Felipe Canat'ın ismini ortaya atmış. Biliyorsunuz Solbek 3 milyon euro piyasa değeri var. 24 yaşında. Yetenekli bir kardeş. 19 maça çıkmış. 1250 dakika oynamış Brezilya Ligi'nde. Biz böyle bir arkadaş düşünüyoruz. Çünkü Ferdi'den memnunuz. Ferdi'yi ikinci plana atmak istemiyoruz. Ama 3 milyon euro transfer market değeri yazıyor diye de 3 milyon euro veresimiz yok. Tamam 1 milyon 400 bin euroyu almışsınız ama elin sonraki satıştan pay koyduralım edelim diyoruz. Yani oyuncu kısmında sorun yok. Oyuncu kısmı koşarak gelmek istiyor ama kulübü biraz sıkıntı. Santos Teknik Direktörü Lisca da demiş ki Edin Lisca Felipe Janata'nın kalmasını isterim diyor. Fenerbahçe ile görüşmeler ne durumda bilmiyorum. Görüşmeler iyi durumdaysa kimseyi tutmayacağım. Ama kalırsa Felipe'nin bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum demiş. Hayırlısı gülüm inşallah canım ya. Ayrıca Fenerbahçe ile ilgili son haberimizde Mergin Berisha 1, Samatta 2, Diego Rossi 3, Luis Gustavo 4, Miha Zayt 5 ve Marcel Tisserand 6. Olmak üzere önemli takımlardan teklifler geldi. Kısa süre içerisinde bu futbolcularla yollar ayrılacak demiş. Ben size bir önceki videoda söyledim arkadaşlar. Tisserant'la niye yolların ayrılmayacağını anlattım. Çünkü Tisserant'ın durumu malum dedim. Fenerbahçe stoper attı malum. Berisha herhangi an gidebilir. Samat da her an gidebilir. Rossi'ye teklifler var. Muhtemelen ikinci maçı çıktıktan, ya yani çıkmadan hiçbiri gitmez. O 27'sindeki ikinci maç oynanmadan Rossi'nin gideceğini zannetmiyorum. Lise e gideceğini zannetmiyorum o 27'sindeki maç öncesinde. giderse de Fenerbahçe yıl, 100 yılın mallığını yapmış olur. Luis Gustavo istediği dakika gidebilir ama Luis Gustavo'nun maaşını karşılayamıyorlar. Zayis da gidebilir. Ama muhtemelen o da 25'inden şey 20 önce gidemez. Fakat şunu söyleyeyim. Beriş'e gelen teklif 4.5. Samatta'ya gelen teklif 2.5. Fakat maaşta anlaşamıyorlar. Rossi'ye gelen teklif 9 milyon euro. Luis Gustavo'ya 3,5 milyon euro teklif var ama diyorlar ki biz şu kadar maaş verebiliriz. Gustavo da ben o kadar maaşı kabul etmem Fenerbahçe'den daha fazla alıyorum dediği için gidemiyor. Yoksa 3,5 milyon euro teklif var. Ben inanmıyorum da. Hatta ben şunu söyleyeyim 3,5 teklif mi var? Kardeşim siz bize 1,5 verin yeter. Kalan iki Gustavo'ya zekat parası olarak verin deseler. Ya da 3,5'u kabul edip Gustavo gel senin bu seneki alacağın şu kadar. Biz paranı verip seni feshediyoruz git kardeşim. Sen de yolunda bak diye anlaşılabilir. Belki de onun görüşmeleri hala sürüyordur. Zeiss için 6,5 milyon euro masada. Kabul ediyorsanız bu. Böyle 9'lar onlar falan yok. Keşke olsa. Tisserant için de net 3 milyon euro var. 3,1 bile değil. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam derim ki arkadaş gelin şartlarda anlaşalım. Kabul edelim. Ama tek bir şartımız var. 27'sinden sonra. Sakatlık olursa da oynamadığı süre boyunca ücretini biz verelim. Yani yıllık ücretini biz verelim. Böyle bir kumara riske girelim. Ya da oyalarım. Fenerbahçe'de bunlardan birini yapmaya çalışıyor. Evet Fenerbahçe transfer bültenini aktarmaya çalıştık. Samimi olarak da söylüyorum. Hem Traore hem Plea Fenerbahçe'ye yakışır. Artı bunların yanına bir Nino'yu alırsan yakışır. Bu Türk olan Emirhan Topçu'yu da Salahi'nin yedeği alırsan bak. Nino, Serdar Aziz, Salahi, Emirhan Topçu bence stoper hattı tamam. Sağda o Burak kapacak. Tamam. Solda Ferdi. Ferdi'nin arkasını toplayacak bir isim lazım ama hiç kimse alınmayacaksa mecbur Novak'la sezon tamamlanacak. Novak Çağatay'la sezon tamamlanacak. Belki Çağatay gelişimini arttırır. Ferdi'yi zorlar. Hani öyle bir umut vardır. Ee, yoksa sıkıntı. Bir sol bek yedeği şart. Bir kaleci yedeği şart. 2. Stoper şart. 3. Belki stoper yedeği şart. 4 sağ kanada Trevor'e forvete play e alınırsa hocam yine sil baştan olmuş oluyor. 13 tane transfer yapmış oluyorsun. Şş demeyin. İlk 11'e kaç tanesi monte edildi? Kaç tanesi hedef transferi için alındı? Kaç tanesi rezerv takımda oynatılabilecek? Kaç tanesi geleceğe umutla bakmanı sağlayacak? Ona odaklanın. Bence Fenerbahçe'nin transfer hamleleri doğru. Zamanlama doğru mu? İşte o konuda bir şey diyemiyorum. Biraz zamanlamamız yanlış, geç kaldığımızın ben de farkındayım. Ama her şeyde bir hayır var arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. İyi ki bu kanala abonesiniz. İyi ki bu kanalın bir parçasısınız. Sizlerle birlikte bu kanalı büyütmekten, videoların daha çok izlenme sayısına ulaşmasından dolayı çok çok mutluyum, gururluyum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.